Merhaba, 115. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program. Ve her pazartesi bugün olduğu gibi saat 16'da yayınlanıyor. Bugünkü konuğumuz, konu başlığımız yerel kalkınmanın şifreleri. Konuğumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden, Şehir Planlama Bölümünden doçent doktor Koray Velibeyoğlu. Koray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Emin Bey. Merhabalar. İyi duyuyor musunuz? Bir ufak arıza teknik problem nedeniyle biraz geç başladık ama şu anda iyi geliyor mu sesimiz? Evet, gayet iyi. Tamam, tamam. Şimdi biz bugünkü programın adını yerel kalkınmanın şifreleri dedik ama biraz iddialı mı bir başlık koyduk? Ne dersiniz? Oradan başlayalım isterseniz. Biraz o kadar olsun çünkü arkada epey bir çalışılmış, yaşanmış deneyim var. Tamam. Umarım söylediğiniz biraz ışık tutmayı başarır. Evet, evet. Bence de öyle. O zaman şöyle başlayalım. Aslında başlamadan önce şunu da söyleyelim seyircilerimize. Sizin yaptığınız bu çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamında yapılan bir İzmir modeli adı altında yapılan bir çalışmanın da parçası aslında. Ama bildiğim kadarıyla bunun öncesine dayanıyor. Çünkü bu İzmir modeli 2017 yılında başlayan, işte 2018'de tamamlanan ve yaklaşık 10 kitaptan oluşan bir çalışma ve daha çok demokratik belediyeciliğin bir model olması amacıyla demokratik belediyeciliğe bir model olması amacıyla yapılan bir çalışma. Biz seyircilerimize de hatırlatalım. Kasım ayında bu İzmir modeliyle ilgili Profesör İlhan Tekin ile bir program yaptık. Daha genel kapsamlı bir programdı. Ama şimdi onun içeriğiyle ilgili daha ayrıntılı bir detay konuşacağız. Koray Velibeyoğlu'yla. Evet, bu İzmir modeliyle ilgili bir şey söylemek isterseniz onu alalım, sonra başlayalım isterseniz. Tabii belirttiğiniz gibi bugün konuşacağımız konuların geçmişi biraz önceye dayanıyor. Özellikle de Urla Çeşme Karaburun Yarımadası ki bu İzmir için önemli alanlardan bir tanesi. Burası için açılan bir ulusal yarışma Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu. Burasıyla başlayan bir şey ve İlk defa bir fiziki planlama süreci değil ama bir yarımada nasıl kalkınır sorusu etrafındaki bir yarışmaydı bu. Benim tesir ettiğim ekip orada birinci oldu bu yarışma sonrasında. Ve devamında özellikle bölge için araştırma etkenliği ve diğer bölgelerde kapsayan daha sonra havza esaslı çalışmalara doğru dönen bir periyot yaşadık. Özellikle 2013-2016 döneminden bahsediyorum. Sonrasında da bu yapılan stratejilerin biraz uygulamalarına yönelik de çalışmalar oldu. Bunlardan da herhalde bahsedeceğiz. Evet. Şimdi isterseniz ilk başlığımız şöyle not almışız. Yerel kalkınmanın önemi ve gereği diye. Ben şöyle bir kitabın sizin yazdığınız bölümlerle ilgili araştırmam sırasında burada birkaç kavrama şahit oldum. Bir tanesi bunun koruma, bir tanesi de tarım dışılık. Yani özellikle kırsal kesime bir takım şeyler göndermeler var ama biz kırsal kesim deyince hep tarımla onu eşleştiriyoruz. Oysa ki bir tarım dışılık da söz konusu. Buradan başlayabiliriz isterseniz kavramla beraber. Evet. Mümkünse tabii bu görseli de alalım, slide 1'i de alalım. Eğer mümkünse onun üzerinden daha iyi tartışalım. Tamam, arkadaşlarımız yardımcı olacak, evet. Şimdi aslına bakarsanız eski nesil yaklaşımlar daha çok tarımda verimliliği sağlamak, işletmeler açısından baktığımız zaman aktörler olarak, genel olarak hükümet ve çiftçiler, hükümetin verdiği sübvansiyonlar, tarımın ana aktör olarak ele alınması gibi başlıkları içeriyor. Şimdi bu eski yaklaşımlarda tarım, hükümet, sübvansiyonlar ve çiftçiler gibi bir dünya varken bu kırsalın kendi bir bölümü temsil etmekle birlikte eksik olduğunu söyleyeyim. Oysa ki yeni nesil yaklaşımlar kırsalı bir bütün olarak görme eğiliminde. Şimdi bakarsanız
özellikle büyük şehirler açısından bakarsak konuya, artık kentin kırsalı ayrı bir yer değil. Kent kırsalı ile birisi. Bu hep böyleydi ama artık idare olarak da birisinin olduğu için biz bunu daha net hissediyoruz. Dolayısıyla sadece tarım etkisi şekillenmiyor artık. Tarım dışı sektörler tarımın hayatta kalabilmesi için kritik önem arz ediyor. Buna genel olarak çok işlevli tarım deniyor. Tarımın diğer fonksiyonlarla eşleşmesi, örneğin tarımın sağlıkla, tarımın turizmle, tarımın özellikle rekreasyonla eşleşmesine yönelik birçok kesişen faaliyet alanı var. Bu tarımın da başarısını ve kabiliyetini tabii ki yükseltiyor. Evet. Şimdi tabii bütün bu anlattıklarınız demin de söylediğiniz gibi ta 2013 yılına kadar giden bir geçmişe dayanıyor aslında bu çalışmalarınız. Bu dönemde İzmir'de planlanmış bir takım stratejiler, kalkınma stratejileri de var belki. Bilmiyorum dağınık mı değil mi? Ben yine işte demin de aslında siz bahsettiniz, işte Urla var, Çeşme var, Karaburun var. Daha doğrusu İzmir'in metropol dışındaki ilçeleriyle alakalı bir takım stratejiler var. Bunlara biraz değinebilir miyiz? Elbette. Tabii şimdi isterseniz ikinci görseli de alalım. Bunun üzerinden konuşmak biraz daha açıklayıcı olabilir bizim için. Tamam. Şimdi tabii bu görsele baktığınız zaman, bilmiyorum ekranda mı? Evet, ekranda. Bu görsele baktığımız zaman şimdi iki şey görüyorsunuz. Mavi yeşil büyüme olarak tarif edilmiş. Şimdi yani İzmir kenti için tabii ki İzmir üzerinde konuşuyoruz ama bunu daha sonra tabii genellediğimiz bir bölümünde de konuşuruz. Genel olarak bu yeşil büyüme ekseni özellikle 2008 mortgage krizinden sonra OECD'nin de benimsediği bir metodoloji ve giderek artık kentlerin çevreyle olan entegrasyonunun önemine dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu işte ulaşım dostu, ulaşımı çevre dostu olmasından tutun da yerel üretime ve tüketime de önem veren bir anlayışı içeriyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, işte Antalya'daki seradan gelen ürünün İzmir'de tüketilmemesinden bahsediyoruz bir tarafta. Yani bunun böyle bir yeşil büyümenin böyle bir önemli tarafı var. Tabii en önemli noktası da kendi doğal varlıklarını yok etmeden bir yaşama çizgisi oluşturması. Zaten kentlerimiz, özellikle büyük kentlerimiz bu taşıma kapasitesi dediğimiz yani yayılma, büyüme sınırlarını zaten çoktan aştılar. Dolayısıyla bu büyümenin bir yönetimine ihtiyaç var. Yani şöyle size bilgi verebilirim. 2030 için mesela İzmir projeksiyonunu bir strateji planında ele alan ulaşım hattı planı en son 2030 için 6.2 milyon. Şu anki nüfus 4.3 milyon. Diğer taraftan su hattı planı bunu biraz daha öteye getiriyor. 8 milyonlara getiriyor 2050 yılı için. Şimdi çok kısa bir süre içinde 30 yıllık bir periyotta nüfusu ikiye katlanacak bir kent için ve metropol bölgeler için sürekli büyüyen yerler için bu yeşil büyümenin önemini herhalde anlatmaya gerek yok. Çünkü biz bunları tarif etmiyor isek eğer kentin yayılarak bizim şu anki üretim ve yaşam alanlarımızı yok etmesi kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla böyle bir çizgiyi belirtmek gerekiyor. Diğer taraftan mavi kısmına baktığımızda bu İzmir için çok önem arz eden bir konu. Çünkü tekrar alabiliriz belki görseli çünkü devam ediyoruz. Evet. İzmir çünkü körfezi olmadan algılanabilecek bir kent değil. Yani o suyun, körfezin varlığı kentin neredeyse var eden ana kaynak. Çünkü bu bizim körfez etrafındaki nüfus ki 2.9 milyon gibi yaklaşık ve oradaki merkez kent İzmir'in önemli popülasyonunu orası oluşturuyor tarihten beri. Şimdi bu bölgenin körfezle deniz ekosistemiyle olan ilişkisi ve körfezin ve denizin de önemli bir turizm, ulaştırma, enerji gibi konularda
yok sayılması artık düşünülemez. Dolayısıyla bu ikisinin birlikte ele alındığı bir büyüme çizgisi. Tabii bu büyümenin sınırları olduğu, belli bir koruma perspektifinde yaklaşılması gerektiği açık. Çünkü bunu bir hep şöyle bir örnek veriyorum. Doğal ve kültürel çevremizi bir zemindeki halı gibi düşünelim ve onun üzerine biz sektörleri bina ediyoruz. İşte ulaşımı, turizmi, endüstriyi, sağlığı, diğer alanları, servis endüstrilerini. Bu halıyı çektiğimiz zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Bu temel. O temelde olan şeyi korumak esas olacak. Tabii İzmir açısından baktığımız zaman bu havza meselesine nasıl gidiyoruz onu da aslında bu slide'de çok kısaca bahsetmek lazım. Şimdi o sarılarla, sarı kesik kesik çizgilerle şeyi görüyoruz. İzmir'i akarsularını görüyorsunuz ki bunlar bu akarsular bu bölgelere can veriyorlar. Çünkü verimli tarım havzaları bunlar. Bu tarım havzalarının bütünlüğünü korunması önemli konulardan bir tanesi haline geliyor. Dolayısıyla siz havza esaslı bakmaya başladığınızda aslında bütüncül bir koruma perspektifini daha baştan edinmiş oluyorsunuz. Evet, burada belki bu. Evet, Koray Bey burada şunu hatırlatmama izin verin. Bu havza bazlı çalışmadan bahsettiniz. Bunu izleyicilerimiz için bir tanımlayalım. Biz daha sonraki başlıklarımızdan birini tamamen ona ayırdık ama burada tanımlayalım mı isterseniz? Çünkü bu önemli bir konu, havza bazlı çalışma. Şimdi tabii havza bazlı çalışmanın bir temeli var bizim. Bu bahsettiğim 2008'deki yarışma sürecinden itibaren gelen, sonrasında da 2013-2016 döneminde insanlarla birlikte aslında oluşturduğumuz bir yaklaşım, bu varlık odaklı, yerel varlık odaklı yaklaşım diyorum ben buna. Bunun temelinde belki yine burada bir slide tekrar alabilirsek, slide 3'ü. Slide 3'ü alalım, evet. Alabilirsek buradan biraz daha net tarif etmeye çalışacağım. Şimdi bir bardak figürü var üst köşede. Şimdi bu genel hatlarıyla yaklaşımın özeti aslında burada yatıyor. Çünkü yerel varlık odaklı da şu var. Öncelikle dolu tarafa bakmaya çalışan bir yaklaşım. Bir sosyolojik yaklaşımdan çıkıyor bu. Bu sosyolojik yaklaşımda şu var. Birlikte olduğumuz zaman artı değer olarak ne üretebiliriz? Bunu sorguluyor ve bu artı değeri de genel olarak elimizdeki varlar, artılarla tanımlıyoruz. Yani benim değerli üretime katabileceğim, sonrasında gelecekte bundan bir fayda sağlayabileceğim bir diğer önemli niteliği de benden sonrakilere aktarabileceğim şeyler nedir? Öncelikle bunu tarif ediyoruz yerel varlık derken. Sonra bu yerel varlıklarla ben ne yapabilirim sorusunu sorduğumuz andan itibaren pozitif bir diyalog başlıyor. Şimdi burada izin verirseniz, burası önemli. Çünkü bu da önemli bir kavram. Yani havza bazlı kavramı, havza bazlı çalışma kavramı ve varlık odaklı çalışma. Bu da önemli. Buna bir somut birkaç örnek verebilirsek iyi olacak, varlık odaklılıkla alakalı. Örneğin bildiğim kadarıyla bu varlıkların hepsi somut varlıklar olmayabilir. Yani elle tutulmayan bazı kültürel birikimler de aslında bu varlıkları oluşturabilirler. Biraz birkaç somut örnek de verebilirsek. Tabii yani bir yüzeyde gördüklerimiz var, etrafımızda gördüklerimiz. Örneğin bir zeytin ağacını bir ekonomik verim elde etmek için kullanabilirsiniz. Bunu bir varlık olarak rahatlıkla tarif edebilirsiniz. Ya da bu ağaç ve onun oluşturduğu anıtsal bir tabiat değeri olarak bunu gelecek kuşaklara saklamak için onu korumak isteyebilirsiniz. Evet. Bu etrafta hani gördüğümüz diyelim doğal kültürel varlık olarak tarif edebileceğim şey. Diğer bir konu insanlar ve organizasyonlarda yatıyor. Yani bu maddi olmayan taraf da bu aslında. Çünkü şunu sormaya da başlamamız gerekiyor. Yani orada ne var sorusu bizim için yerel varlığı tarif ederken önemli bir soru ama maddi olmayan kişilerde yatan kısmı da şu. Sen ne yapabilirsin? Elinden hangi iş gelir dediğiniz andan itibaren
kişilerin alanına girmiş oluyorsunuz. Yani bu aslında elimizdeki varlıklarla ne yaptığımızla alakalı. Örneğin güzel sazlıkları olabilir bir yerde ama bir kişi ondan sepet yapımında uzmanlaşmıştır. İşte bu sepet yapımı becerisi bizim için yine bir yerel varlık kategorisi olarak kaydetmemiz gereken bir şey oluyor. Veya çok iyi ağ örüyordur, balıkçılıkla uğraşıyordur. Bu bizim için yine kaydedilmesi gereken bir şey oluyor. Yani kişi yerel varlıklara uzaktan bakıyorsa bunun bir anlamı yok. Onunla ilgili bir beceri geliştirmesi ve o beceriyi aktarabilmesi, tarif edebilmesi, bundan bir değer elde edebilmesini bekliyoruz. Yani bu değer de, ekonomik bir değer de tabii olabilir. Değil mi? Esas buraya geliyoruz kalkınmayla. Yani ekonomik bir değer üzerine bin... Evet. Zaten varlık odaklarının tamamındaki yaklaşım önce tanımlamak, bunları bulmak, sonra haritalamak, yani bunun bir coğrafyasını keşfetmek. Çünkü belli yerlerde belli beceriler çok daha iyi oluyor diğerlerine göre. Nerede odaklanmış, nerede toplanmış ki ona göre kayaklarımı örgütleyebileyim. Üçüncüsü de harekete geçirmekle ilgili. Yani tamam, bir sepet örmeyle ilgili bir beceri var. Fakat ben bu beceriyi geliştirebilmek, dışarıya açabilmek için neler yapmam gerekir? Örneğin bu sepet örme becerisini geliştirebilmek için hangi diyelim ki turizm ağının, rotasının içinde yer almalı, nasıl bir organizasyonun bir parçası olmalı diye sormaya başladığımda onun üzerine yeni bir değer eklemiş oluyorum. Yani burada sıfırdan değil ama olan bir şeyin değerini geliştirmek üzerine bir yaklaşım söz konusu. Bunu tabii ki kendi kendimize düşünerek değil. Yani belki bu dördüncü, beşinci slaytları da böyle bir kısaca geçersek. Orada çünkü fotoğraflar var bu bahsettiğim kişilerle yaptığımız çalışmalarda. Orada şunu görüyoruz esasen. İnsanlara soruyoruz biz. Yani yerel varlığı önce tarif ettiriyoruz. Daha sonra bununla ilgili sen ne yapabilirsin, ne geliştirebilirsin diye kendisine soruyoruz. Şimdi burada temel bir problemimiz var. Bu gittiğimiz her yerde neredeyse aynı problemle karşılaştık. O da şu, genel hatlarıyla kişiler problemlerini, sorunlarını anlatmaya alışmışlar. Öncelikle yani o bardağın boş tarafı diyebileceğimiz kısım. İkincisi de bu sorunların çözümünü başkasından beklemeye alışmışlar. Yani işte bunu belediye çözebilir, bunu işte devlet çözebilir, bunu filanca kurum çözebilir gibi bir anlayış var. Şimdi biz burada bu soruları sorarak beklenmedik bir şey elde etmeye çalıştık. Yani sen ne yapabilirsin birey olarak ve evet, birlikte neler yapabilirsiniz diye sorduğunuz zaman bunun cevabı çok kolay değil. Yani eğer bir örgütlülük yoksa, diyelim ki bir kooperatifleri var, belli bir miktar üretim yapıyorlar vesaire. Bir örgütlülük yoksa, o yerel varlıklarla ilgili bir bilinç, farkındalık yoksa bunu başarmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla bir başkasının söylediği ya da anlattığı reçeteye mahkum oluyorsunuz. Öteki türlü kendi öz kaynaklarınız, değerleriniz, çünkü siz onu korumak istiyorsunuz. Çünkü varlık olarak tarif etmeniz demek sizin artık onu korumak istiyor olmanız demek. Peki ben bunu nasıl geliştirebilirim sorusu, işte burada yaptıklarınıza bir kademe, birkaç kademe artı eklemek anlamına geliyor. Burada kişilere sorduğumuz şeyler buydu ve elde ettiğimiz haritaları da aslında biz onlara sorarak oluşturduk. Böylelikle bir üretim coğrafyasını gördük. Ve burada subjektiflik meselesi var. Yani evet, özneler arasında bir subjektivite var ki. Koray Bey, isterseniz bu subjekt bu konuya geçmeden önce demin verdiğiniz, anlattığınız konu aslında doğrudan demokrasi, yani belediyelerde bugün gündeme gelen doğrudan demokrasinin önemli araçlarından biri olan katılımcılığı anlattınız siz biraz önce galiba, değil mi? Yanılmıyorum. Bu... Evet, ama bu aktif bir pozisyon. Yani bizde katılımcılık bir korktuğum bir kavram. Yani öyle mi? Şundan dolayı olan hazır bir şeye katılmak gibi ya da üzerinde eleştirmek ya da söz söylemek, ki bu da bir türü olmakla birlikte buradaki bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında
gönüllülük esaslı ve pasif değil aktif bir pozisyondan bunu tarifleyebilmek mümkün mü sorusuydu. Yani evet. Burada o artı dediğim şey aslında biraz aktif tutum almayı gerektiriyor. Evet, bizim daha önceki programlarımızda bir aktif yurttaşlık meselesi var. Bu önemli tabii. Sizin bu evet, evet. Şeyde kalmıştınız, oradan devam edebilirsiniz. Bu özneler arasılık konusunda kalmıştınız. Evet. Ben kesmiştim sizi. Şöyle bir çalışma yapabilirdik. Yani bu bölgenin ekonomik performansını ölçebilirdik. Bununla ilgili kaynaklar, istatistikler ki bunlar zeminde bir uzmanlık alanı olarak çalıştığımız için yani bizim burada yaptığımız çalışma tek bir uzmanlık alanıyla değil, birçok arkadaşımızın bizimle birlikte çalışmasıyla ortaya çıktı. Yani bu kalkınma stratejilerinde ekonomist, sosyolog, çevre mühendisi, şehir plancısı, mimar, hidrojeoloji, iktisat bu tür alanların bir karnısından oluşan bir uzmanlarımız vardı. Fakat biz bu uzmanların bilgisiyle, en iyi biz biliriz bilgisiyle yapmadık bunları. Bu yaklaşım bunu gerektirmiyor. Çünkü bu yaklaşım şunu gerektiriyor. Bu yerelden süzdüklerinizi nasıl ölçeklendirebilirsiniz? Yani bunu nasıl farklı ağlara bağlayabilirsiniz gibi bir mesele üzerinde odaklanıyor. Dolayısıyla bizim bunu testini de yaptık. Yani yayınlara bakanlar görecekler. Uzman görüşleriyle vatandaş görüşleri arasındaki farkları da inceledik. Bunlarda da büyük ölçüde bir uzlaşma olduğunu söylemem mümkün. Demek ki yereldeki bilgi, o yerelde kişilerin arasında bulunan bilginin değeri şurada yatıyor. Aslında o bilginin uzmanlarca doğrulanıp doğrulanmasında yatmıyor. Şurada yatıyor. Biz bu bilgiyi ortaklaşmış özneler arasında bir uzlaşı belgesi olarak okursak, evet, üzerine inşa edebileceğimiz bir şey, stratejinin başarı şansı artıyor. Biz bunu gözetmeye çalıştık daha çok. Evet, çok doğru. Çok doğru bir tanımlama, vurgulama. Şimdi bir merak ettiğim konu daha var. Aslında galiba ekonomik ve sosyal dirençlilik başlığı altında geçiyor bu. Şöyle bir not almışım. Fiziki plan, stratejik plan entegrasyonu. Yani ben şöyle somut bir örnekle sorayım, şey yapayım, bu başlığı açayım. Örneğin imar planları, yani çok güncel olduğu için söylüyorum. Herhangi bir şehirde imar planları hazırlanırken bütün bu anlattıklarınızı dikkate alarak hazırlanmasından bahsedeceğiz burada. Bu önemli bir konu. Açarsak biraz. Şimdi her ikisinin farklı dünyaları var aslında. Yani bir strateji planı genel olarak sektörel bir plan. Evet. Baktığımız zaman uygulamalar açısından ve genel olarak belli bir temayı alıyor. İşte lojistik, turizm, eğitim, sağlık buna benzer. Şimdi bunlar tabii iktisadi faaliyetleri tarif ediyorlar ama tek bir alanda tarif ediyorlar. Diğer taraftan hazza yönetimi planları var. Bunlar genel hatlarıyla akarsu havzasına odaklanıyorlar çoğunlukla ve akarsu havzasıyla ilgili özellikle su kaynaklarına ve bu su kaynaklarından kaynaklı işte kirlilik ve etkiler boyutuna daha fazla odaklanıyor. Evet. Şimdi burada bu strateji planları bir kere birbirine çok değmiyorlar. Birinci problem bu. Evet. İkinci problem, bütün bu anlattığım gerek sektörel tematiklerin gerekse de havza yönetim planlarının fiziki planlarla yani imar planlarıyla da hiçbir bağının kurulmamış olması. İkinci problem de bu. Belki ikinci problem de daha önemli bir problem. Çünkü kenti esas olarak imar planları yönlendiriyor. Çok dolayısıyla bütün yapılacak havzanın gerek su kaynaklarıyla ilgili, gerek kirlilikle ilgili, gerekse de iktisadi faaliyetlerle, sektörlerle ilgili stratejilerin bütünleştirilme, entegrasyon ihtiyacı var. Ve bunun imar planlarına bir girdi oluşturma ihtiyacı var. Yoksa bunların kopuk kopuk yapılıyor olması bir sürü birbiriyle çelişen, çatışan, hatta neredeyse bazı yerlerde birbirini reddeden uygulamalara dönüşmesine sebep oluyor ki bir sürü tabii hükümler bir sürü farklı otoriteyi de bir araya getiriyorlar. Dolayısıyla
burada da bir yetki kargaşası muhakkak ortaya çıkıyor. Esas problemimiz budur. Dolayısıyla yapılması gereken esas itibariyle fiziki planı, imar planı referans alan bu planların ona girdi olmasını sağlayacak bir entegrasyonun kurulması. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalar bu anlamda bu bütünlüğü kurma yönünde bir fikir vermesi açısından önemli. Çünkü biz kağıt üzerinde sektörel bir strateji veya entegrasyonunu yapmak istemedik. Tam tersine bunun fiziki mekanda, yani stratejide verdiğiniz kararların fiziki mekandaki yansımalarının ne olabileceğine de karar vermeye çalıştık. Size bir örnek vereyim. Lütfen. Şimdi su kaynaklarını korumaya çalışıyoruz, işte denizleri korumaya çalışıyoruz. Şimdi baktığımız zaman korumaya yönelik alınmış kararlar var. Örneğin kültür balıkçılığı var bölgede, taş ocakları var, enerji için mükemmel bir bölge çünkü enerji santralleri ve buna benzer yatırımlar için uygun nitelikte. Ama siz orada diyelim ki turizmi geliştirmek istiyorsunuz veya balık üretiminin olduğu yerlerde plajların turizm veya koruma açısından geliştirilmesini istiyorsunuz. Şimdi böyle baktığımız zaman bunlar birbiriyle çelişen kararlar haline dönüşmeye başlıyor. Hangisi demeye başlıyorsunuz? Burada öncelikle verilen kararların birbiriyle olan çatışma riskini belgelemek, haritalandırmamız gerekiyor. Yüksek çatışmanın olduğu bölgeleri tekrar tekrar bir düşünmek, ele almak gerekiyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda bunu göreceksiniz. Bu aynı sektörden bile olabilir. Yani tarımla tarımın çatışması bile söz konusu olabilir. Yine bir örnek verelim yaptığımız bir çalışmadan. Evet, lütfen. Genelde bizim yerleşimlerimizde köyler, yamaçlarda yerleşimler, ovalarda da tarım alanları vardır. İnsanlar yerleşimlerden ovalara gelirler, daha sonra tekrar çekilirler. Böyle bir süreç vardır eskiden beri. Şimdilerde bu ovalarda yaşamak aynı zamanda kalıcı hale gelmiş. Yani insanlar hem orada yaşar hale gelmişler, hem hayvanlarına bakar hale gelmişler, hem de bitkisel üretimlerine devam eder hale gelmişler. Şimdi hem yaşam alanlarının, konut alanlarının, hem hayvancılığın, verimli tarım topraklarının üzerinde olması bu sefer bu bitkisel üretimi ve tarım topraklarının kirlenmesine sebep oluyor. Evet. Yeraltı sularının da kirlenmesine sebep oluyor. Yani aynı anda iki faaliyet birbirini desteklemiyor, tam tersine çatışıyor. Dok olmasına neden oluyor. Bu çatışma bazı noktalarda kritik hale geliyor. Çünkü bizim İzmir örneğinde yaptığımız çalışmalar yeraltı sularının bu bölge için son derece kritik olduğunu gösteriyor. Çünkü iklim değişikliği etkilerini de düşündüğünüzde su en önemli varlık olarak, yerel varlık olarak karşımızda duruyor şimdi. Bunun üzerine geliştireceğimiz her türlü stratejinin bu suyun öncelikle korunmasını hedeflemesi gerekiyor. Bu iktisadi faaliyetin demek ki o zaman farklı boyutlarda örgütlenmesini de gerektiriyor. Evet. Peki şimdi bu başlıklarımıza baktığımız zaman şimdi aslında hemen hepsine değindik gibi Koray Bey bu başlıklarımızın ama sizin yani ben en son bir size şunu soracağım. Bütün bu konunun toplumsal yönünü yani sonuçlarıyla birlikte toplumsal yönden bakıldığında Türkiye'de 33 tane bu sizin konularınızı çalışabileceğiniz 33 tane büyükşehir belediyesi var. Yani bütün bu sorunlara sahip ya da en azından böyle sorunlarla karşılaşmaya aday 33 tane büyükşehir var. Bu yaptığınız çalışma buralara örnek teşkil eder mi? Bir değerlendirme alalım isterseniz. Son bölümlere doğru da geliyoruz. Ve başkaca söylemek istedikleriniz varsa onları da alabilirim. Tabii. Şimdi tabii bir uygulama süreci vardı bahsetmiştim başında. Yani evet. 2-3 yıllık bu stratejilerin nasıl hayata geçtiğine dair bir uygulama süreci var. Eğer slide 6'yı alabilirsek ben sonrasında bir toparlamaya gitmeye çalışayım mümkünse. Tamam, slide 6. 6'yı alabilir miyiz? Evet, 6 numaralı resmimizi. Buyurun. Şimdi bu uygulamanın bütünleşik, hani söyledik ya,
hepsini nasıl bütünleşik yürütebiliriz diye. İşte bu 6'da aslında bunun bir örneği var. Evet. İzliyoruz şu anda. Şimdi ben zeytinden gitmeyi seviyorum. Zeytin Akdeniz'in bir bitkisi, bütün Akdeniz'in. İzmir'in de önemli bir varlığı ve gerçekten gelecek nesillere aktarmak için de çok önemli bir sembol bence. Şimdi böyle baktığımız zaman 4 katmanlı bir uygulama süreci haritası, yol haritası görüyorsunuz aslında burada. Bu 4 katmanı yönetebildiğimiz takdirde bir sinerjinin iyi uygulamanın yaratılabileceğini öngörüyor bu yaklaşım. Şimdi en altta doğa dediğimiz katman var, en zeminde. Evet. Bu kolektif şey, yani bu vermek istediğim mesaja da biraz denk geliyor. Çünkü bu kolektif olan bizim kullandığımız daha çok, ihtiyaçlarımız için kullandığımız ama üzerinde tasarrufumuzun çok olmadığı alandan bahsediyorum. Yani doğanın bize bahşettiği bir şey olabilir bu. Yaşadığımız coğrafyanın konumundan kaynaklanan bir şey olabilir gibi. Doğru. Yani orada yaşıyorsak, kendimizi şanslı hissediyorsak bu o bahsettiğim katmanı oluşturuyor. Şimdi bu bu kolektif bir şey. Yani senin, benim, hepimizin sahip olduğu bir şey. Evet. Şimdi son yıllarda bu müşterekler üzerinden bir tartışma var biliyorsunuz. Evet. Bu kısımla bence bu katman bağlanıyor. Çünkü ortak olan şeyler, hepimize ait olan şeylerse, yani müştereklerimizse, burada daha çok koruma perspektifi ön plana geliyor. Dolayısıyla mesela kırsal için konuştuğumuzda burada bir test çalışmamız da oldu. Meralar mesela. Mera alanları tam böyle bir şeyi aşağı yukarı bizim için yansıtıyor. Yani kullanıp bir değer, evet, üzerinden üretiyoruz ama evet. Bu hepimize ait ve yok etmek de istemiyoruz. Evet. Şimdi bunun üzerindeki katman, fiziksel bilim katman, evet. Bu bizim artık insan eliyle şekillendirilmeye başlayan bir boyutu içeriyor. Yani işte temel olarak yollar, yaptığımız her türlü altyapıyı buna örnek verebiliriz. Mesela bizim İzmir'de yaptığımız çalışmada bu altyapıyı çok önemsedik. Rotalar oluşturduk. Turizm rotaları, kültür rotaları oluşturduk. Evet. Bunları neden yaptık? Bunlar altyapılar çünkü. Yani mesela zeytin yolu var. Zeytin örneğinden gittiğimiz için söylüyorum. Evet. Zeytin yolu var ve bu zeytin yolu o bölge için önemli zeytin varlığının ve altyapılarının bulunduğu noktaları birbirine bağlıyor. Örneğin evet. Zeytinyağı işliklerini bağlıyor, zeytinyağı müzelerini bağlıyor. Zeytin okulu diye harika bir yer var Karaburun'da, bunu bağlıyor. Bunun gibi yani eğitim, kültür amaçlı ve üretim amaçlı fasiliteleri birbirine bağlayan önemli bir altyapı bu. Evet, çok önemli. Şimdi bu altyapıları yapmanın şöyle bir faydası var. Şimdi bu da kolektif bir şey görece. Çünkü bunu işte belediyeler eliyle, daha sonra işte merkezi hükümet eliyle yapabilmeniz mümkün bunları. Ve bunlar ne sağlıyor size? İşlevsel katman dediği katmana baktığımız zaman, üçüncüsünde, bu bize şunu sağlıyor. Bu altyapıları kullanan özel işletmeler doğmaya başlıyor. Evet. Mesela zeytin rotasının üzerinde oteller oluşuyor, pansiyonlar oluşuyor. Evet. Köyde mesela pansiyonlar oluşuyor. Ya da köylerde, bizim yaptığımız örneklerde var, yerel satış noktaları evet. oluşuyor. Tezgahlar oluşuyor. Böylelikle aslında siz orayı deneyimlerken bütün bunları da sistemin içine katmış oluyorsunuz. Yani o altyapı size aynı zamanda bir ekonomik getiri de sağlayan bir şeye dönüşmeye başlıyor. Evet, bu şuna da örnek olabilir. Bu şuna evet. da örnek olabilir mi? Sözünüzü evet, kestim buyurun. Ama yaptığımız ilk Tabii. programda İlhan Tekeli Hoca ile belediyelerin bütün bu çalışmalar içerisinde bir katalizör yolu rolü üstlenmesi gereğinden bahsetmişti. Bu anlattığınız altyapı buna bir örnek diyebilir miyiz? Evet. Şimdi benim yukarıya doğru çıktıkça katmanlar arasında şöyle bir ilişki var. Evet. En zemindeki hepimize ait kolektif, müşterek. Ama giderek kolektivite seviyesi azalıyor. Daha bireyselleşmeye başlıyor. Daha kişinin tercihine dönmeye başlıyor. Şimdi belediyelerin, yerel yönetimlerin rolü biraz daha o kolektife yakın olan. Yani o fiziksel katman ve
doğa katmanı dediğim en alttaki müştereklerin korunması ve onun üzerine geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Evet. Esas rolü burada. Ama onun üzerine işletmeler kurulduğunda artık bu biraz daha özele doğru gitmeye başlıyor. En üstte ise kentli hane halkı dediğim bir katman var. Bu ise artık kişilerin, bireylerinin zevk ve beğenilerine doğru gitmeye başlıyor. Yani yarın ben zeytin rotasına gideyim, bu zeytin rotasında ben bunları bulacağım. Oradaki işte esnafla ya da kişilerle diyalog kurduğumda bu şekilde yapacağım veya bizim burada önemli gördüğümüz bir şey de yani bu yeşil büyümeyle de bağlamak için söylüyorum. Evet. Biz mesela bu rotaları önerirken hiçbir zaman motorlu trafik üzerinden önermedik. Yani otobüsler, işte özel arabalar için önermedik. Çünkü yereli yaşamak istiyorsanız, temas etmek istiyorsanız burada hız bizim düşmanımız oluyor. Evet. Evet. O kişilerle iki çift laf etmek, sohbet etmek, yerin gerçekliğini anlamak, oradakileri, varlıkları hissedebilmek gibi kavramlar için bizim yürüyüş ve bisiklet üzerine dayanan rotalardır bunlar. Özellikle onu vurgulamak istedim. Burada artık kişi aslında çevresiyle gözlemleyen kişi değil, çevresiyle ilişkiye geçen, karşılıklı diyaloğa geçen kişi bizim buradaki kentli hane halkımız. Dolayısıyla üreten de, oraya gelen de artık tüketen demiyorum kişiye. Evet. O sorumluluk içinde gelen ve paylaşan kişi de artık o meselenin bir parçası haline gelmeye başlıyor. Bizim temel olarak hedeflediğimiz şey buydu aslında. Evet, evet. Koray Bey, benim başlıklarım bitti. Vaktimiz evet, de tükenmek doğru. üzere. Son bir cümleniz tabii. varsa bağlamak için onu sizden alalım. Lütfen. Lütfen. Buyurun. Tabii, dolayısıyla aslında bir bu son slaytta bir yol haritası üzerine konuşmuş olduk. Yani diğer yerlerde bu nasıl uygulanır bir bence yol haritası orada yer alıyor yaklaşım biçimi olarak. Burada şunu söylemek lazım. Yani bu varlıkların, yerel varlıkların korunması bizim aslında yerelde örgütlenip bunun üzerinde sürdürülebilir bir uzun vadeli bir büyüme, uzun vadeli bir gelişme haritası kurabilmemiz için anahtar. Bu anahtarı mutlaka elimizde tutmamız lazım. Bu dış yatırımların gelmesine karşı olmak değil. Ama uzun vadede, çünkü her tür dış yatırımın kalıcı olamayacağını, o bölgeden ya da kaynak bitince veya o bölgenin cazibesi tükenince uzaklaşacağını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla her şekilde yerele dayanmak ve onun gücü, yerel varlıkların gücünü alabilmek, bölgelerin esas zenginliği olan yerel varlıklara odaklanabilmek bizi uzun vadede gelecek şoklarına, hem ekonomik hem çevresel şoklara karşı dirençli hale getiriyor. Bunu özellikle söylemek istedim. Evet, bu da popüler tanımlardan evet. sürdürülebilirliğe bir örnek oldu galiba bu son söylediğiniz. Evet, dirençli biraz da bir şey. Sürdürülebilirliğin kardeşi gibi diyelim. Çünkü ani olan etkilere karşı sizin ne kadar güçlü olduğunuzla ilişkili. Evet. İşte biraz önceki örneği vermiştim. İşte X fabrikası kapandı, bütün ekonomik sektör o fabrikaya bağlı. O zaman büyük bir çöküş oluyor ama siz yerel varlık eksenli bir tarif yaptıysanız bunun kolay kolay bozulması ve dış etkenlerden etkilenmesi zor. Dolayısıyla bu size o dirençliliği vermesi açısından değerli. Evet, bildiğim kadarıyla sizin önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin başka bölgelerinde çalışmalarınız devam edecek. İsterseniz onlardan da çok kısa bahsedebilirsiniz, bir iki dakika. Tabii bu bir metodoloji sonuç olarak yani çeşitli bölgeler için uygulanabilir ve o bölgeler için de bir anahtar olabilir ama şu an için hani şu bölge seçilmiş, burası yapılacak gibi çok net haritalar yok. Ben sadece hani bu bir yöntem olarak uygulanabilmesini ve yaygınlaştırabilmesini özellikle kaynakları, yerel kaynakların hızla tükendiği metropoller için önemli bir çıkış noktası olacağını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz.
katıldığınız için. Çok kapsamlı bir program oldu. Gerçekten yani şifreler kelimesinin hakkını verdik gibi görünüyor. Çok sağ olun katıldığınız için. Bugün şehir hepimizin de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir Planlama Bölümünden Doçent Doktor Koray Velibeyoğlu ile yerel kalkınmanın şifrelerini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda programlarımız devam edecek. Hoşça kalın.